İşte yaş kişiler ki müracaat kıyandı hem çırayıl müracaat kılış gerek. Sahabeler iyi emekli degendi. Çırayıl müracaat kılış gerek. İyi falan çal, falan çal deyip kefir kıladı ki. Bu ne doğru? Özümüzde şunu dedi sahabe bu ne mi sıkıyor? Doğru mu? Ya ki hatta ki cüde bir hünük halatlarım var. Otağına nispeten hem cüde bir kupal dilimizde yok. Sözler işletedikten ne var? Bu mutlaka mümkün mü? Ota-ona nisbeten unaqa murojaat qilmaydi. Alloh taolo Qur'onda "Vahfaz lahuma janahaz zulli minar rahma" degan. Ya'ni Alloh taolo Qur'onda oyati karimida Robbing faqatgina o'ziga ibodat qilishga va ota-onaga yaxshilik qilishga buyurdi deydi. Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Endi ular senin huzurunda yaşlar ulg'ayib qolsa, birlari ikkalasi yaşlar ulg'ayib qolsa, fala taqullahma uffin, ularga uff demagin. Vala tanharhma, ular jirki gapirmagin, qo'pollik qilmagin. Kullahma qawlan karima, ularga chiroyli gap gapir. Onajon, otajon deb gapir degan. Boyagi qarang, chiroyli gap gapir deganligi dalilda bu. Vahfaz lahma janaha zulli min ar-rahma, ularga rahmatdan bo'lgan xorlik qanotini yozgin. Biz insanda qanat bo'lmaydi ki, qanat qushda bo'ladi, to'g'rimi? Ularga rahmatdan bo'lgan xorlik qanatini yozgin degani, o'sha ovchi agar bir qushni ovlasa, qush yarador bo'lib yerga tushdi. Keyin ovchidan qochar ekan. U ucha olmaydi, lekin yurib qochadi-da imkoni boricha. Ovchi uni orqasidan quvib boraversa, qush oxir quvvati tugab, qochishga imkoniyati qolmagandan keyin shunday qanatni tashlar ekan ovchini oldiga. Xorlik qanati mana shu bo'lar ekan. Kanatını yaz taşır ki. Allah bana şöyle de, Allah da öyle harlı kanatını yaz gün onlara gidi. Yani bu şey onlara gidi, astaydı, samimi. Güzel mamul hakkı gün, yakşı isimlerle çakır gün ve onların hizmeti daim şey yoktur gün. Ve kur Rabbi rahme keme Rabbi yani sagira. Ve ey Rabbim, beni yaşlıgımda onları terbiye kılgını dek, onlara rahim kılgın deyip dua kılgın deyip. Yani yaşı kişilerde, otalarımızda bulgen ikram, hürmetten biri onların hakkına dua kılış olurdu. Yani haklarına dua kılıp duruş. Onlarına daima ikram kılıp, dua kılıp duruş gerek. İşte bayağı hadislerim ettik, işte, yaşı uluğlarını, elimli, takvalı, kişi karı, hafif, Kur'anlarını İkram kılış Allah'ın uğurlaştığı. Hatta şu fikirde bir kayda var. İmamge, imam bulgen sahabalarga nispeten ve umman imamlarga nispeten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam en karı, zayıf, beceri okuyan kişinin, kütüsen koyan kişinin namazını okuyun namazı diye. İmam, imam gütken de şu cemaatin içinde yaş kikseleri bulsa uzun kıraat kıladıkken bulsa, kıynar kıladıkken bulsa, o şeylerle karab okuydu. Yani o kişinin namazını okuduyken, o kişi uzun namazını okuduyken de kançak duraladı, tik duruşken, çerçeğe kıymetken, o şeyin de okuyken. Yani yalnız okuyken de, bir malı okuyveresim öyle. Yalnız okuyanız da, yaşlarını okuyan da, bir malı okuyveresim. Lekin bir yetteki ayet-i mahsubuganımız, hatta ibadette hem namazda hem kekselerin ikene kılışı var. Yani dinimiz hem, tahrat kılışı, eğer karlık sebeple küçük etmeye kalırsa, tayyem kısabırat diken. Tik turishga qodir bo'lmay qoldik qarilik sabab o'tirib o'qsa bo'ladi degan namozda. Keksalarga bo'lgan ikrom. Ro'zada ham o'sha shunday qoida bor, o'sha shayxi foniy deydi, qari bo'lib qolgan kishilar ro'za tutishga kuchi yetmasa, o'sha fidya beradi. Ikkilam qiladi, bug'doy beradi. Ro'za tutganning savobiga erishadi. Hukmi o'tadi. Mana shu payg'ambarimiz alayhissalom onun huzurlarına Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın otalarına giden. Otalar yaşlar kimse koyuyor bunu. Otalarına hep giden. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam olduk hep giden de Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın etkenleri. Ne için bu kişinin hep geldiniz? Biz barardık ki otalarına giden. Yani ikram, ispat, dalil. Kimselerin hürmet kılışı barası da. Otalar yaşlar ulu bugün hep gidenlerdi. Peygamberimiz bilmeyenlerdi hep giden. Bildirmeyi yapkiye ki biz borardık, bu kişinin evar yapsız, biz borardık huzurlarına deyince. Kişilerine bugün ikram denemizi kurs etmez.